Değerli basın emekçileri, 31 Temmuz 2002 tarihinden bu yana Türkiye kamuoyu bir skandalla çalkalanıyor. 1 milyon 400 bin insanın girmiş olduğu KPSS sınavı ve sonuçları Türkiye'de hemen hemen toplumun tüm kesimlerini çok yakından ilgilendiriyor ve bu tartışma devam ediyor. ÖSYM'nin ne olduğunu ve ne zaman kurulduğunu kamuoyunun birçok kesimi bilmiyor. 1974 yılında adaletli bir sınav yapılabilmesi için ÖSYM kuruluyor. 1974 yılından 2002 yılına kadar ÖSYM'de 4 başkan değişikliği oluyor. Ama 2002 yılı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından bu yana da 8. ÖSYM başkanıyla karşılaştık. ÖSYM'nin 7 başkan sürecinde 9 sınavında skandal var. Bu skandalları sizinle paylaşmak istiyorum. 2009 Polis Meslek Yüksekokulu sınavında skandal var. 2010 KPSS sınavında skandal var, iptal edilmiş. 2010 KPSS eğitim bilimleri sınavında skandal yaşanmış. 2010 KPSS genel kültür, genel yetenek sınavında skandal yaşanmış. 2011 yurt dışı yüksek öğretim diplomatları denkliği için seviye tespit sınavında skandal var. 2012'de KPSS'de skandal var. 2012 yılında yine adli yargı, hakim ve savcı seçme sınavında skandal var. 2014 yılında LYS'de skandal var. 2022'de KPSS'de skandal. 2010 ile 2015 arası, yani 7-8 sınavın sorumlusu dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir. Ali Demir bu skandallar yaşandığı dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından savunulur. Ali Demir'in başkanı olduğu bu sınavlarda yaşanan usulsüzlüklerde mağdur olan öğrenciler, İstanbul'da sınava giren kişiler 1500 kişilik bir yürüyüş yaparlar. Ali Demir istifa derler. O dönem bu istifa talebine karşı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çıkar. Ali Demir'in ve ÖSYM'nin yaptığı açıklamalara inanıyorum, doğru buluyorum der. Eğer siz bu 1500 kişiyle yürüyerek bu sorunu taşıyacağınızı düşünüyorsanız sizin karşınıza 25-30 bin kişiyle çıkarız der. Peki buradan soruyorum. Ali Demir'e kefil olan, Anadolu'da bir deyim vardır. Kefilin ya saçı ya sakalı. Ali Demir'e kefil oldunuz. Ali Demir hem FETÖ'cü olduğu için hem sınavlarda yolsuzluk yaptığı, usulsüzlük yapıldığı için yargılaması devam ediyor. Hala siz ona kefil misiniz? Soru bir. Eğer buna kefilseniz bunu kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyor. Bizim bu sınavda 2022 KPSS sınavında yaklaşık 20-22 sorunun İklim Yayın Evi ve Akademi Yayın Evi'nin soru kitapçığındaki sorularla birebir aynı olmasını gündeme taşıdık. İlk gündeme taşıyan olmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü ben bir eğitimciyim. Eğitimci olarak bu süreçleri takip ettik. Bize bu bilgileri sınav sonrası hemen aktaran arkadaşlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi değerli basın emekçileri, bu bilgiler aktarıldıktan sonra hem CİMER vasıtasıyla hem meclis başkanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sorular sorduk. Arkasından gelişmeler oldu. Hepiniz biliyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu olaya el koydu. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bizden sonra da Devlet Denetleme Kurulu belgeler açığa çıktığı için onlar da suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldılar. Sonuç, dün saat 9'da burada bu kürsüden bir basın toplantısı yaparak 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta ÖSYM tarafından yapılacak sınavların ertelenmesini
ve 2022 KPSS sınavının da iptal edilmesi çağrısı yaptım. Bu çağrıdan sonra da saat 13 sıralarında sınavların ileri tarihe ertelendi. Ben 15 Eylül demiştim, 17 Eylül dediler. Burada söylenenleri uygulayan yöneticilere teşekkür ediyorum. Demek ki muhalefetin söylediklerini iyi takip ediyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Ama eksik yapıyorlar. Bu eksikliklerin giderilmesi için bugün hem CİMER vasıtasıyla hem de Türkiye Büyük Millet vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sorular sordum. Öncelikle ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması yetmez. YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı görevde durduğu müddetçe bu denetlemeler sağlıklı yapılamaz. Dikkatinizi çekmiştir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 31 Temmuz'dan bugüne kadar ağzını bıçak açmıyor. Hiçbir açıklaması yok. Halbuki ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim alanında olan bir kurum. Mahmut Özer, niye konuşmuyorsun? Neden? Bu suskunluk niye? Bu suskunluğun açıklanması lazım. ÖSYM Başkanı da, giden ÖSYM Başkanı dedi ki, itibar suikastine uğradım dedi. Peki şimdi niye konuşmuyorsun? Seni itibar suikastine uğratanlar kimler? Bu usulsüzlüğü yapanlar kimler? Yedi İktin yayın evinin sahibi benim dünkü açıklamama bir yanıt vermiş dün akşam. Diyor ki noktası virgülüne kadar sorular aynı diyorlar, böyle bir şey yok diyor. Değerli basın mensupları, çok açık. 26. soru var. Soru numarası 26 ÖSYM'de. Soru numarası 26 7 İklim Yayın Evi'nde. Soru aynı soru. Noktası virgülüne kadar. Hakkını yemeyelim. ÖSYM şıkları yukarıdan aşağı sıralamış. Yayın evi soru kitapçığında yatay. Bu mu birebir aynı olmama hali? Birebir aynı olduğunu Devlet Denetleme Kurulu da tespit etti. Şimdi neye güveniyor? 7 İklim Yayın Evi sahibi. Bu fotoğrafa güveniyor. Bu fotoğraf billboardlara asılmış. Soru kitapçığında ve öğrenci çağrı kayıt için reklamda kullanılmış. Dikkatinizi çekiyor. Bu fotoğrafta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu var. Şimdi bu fotoğrafa Süleyman Soylu Photoshop marifetiyle konmuş olabilir. Ama bununla ilgili şu ana kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama gelmedi. Sayın Süleyman Soylu, Ankara Emniyeti senin emrinde, Türkiye genelindeki polisler senin emrinde. Ankara Emniyeti Mali Şube, 7 İklim Yayın Evi ve Akademi Yayın Evi'ne bir operasyon düzenledi, araştırma yaptı. Bu fotoğrafı orada da bulmuşlardır. Eğer bu fotoğraf sahteyse çık açıkla. Bu fotoğraf gerçekse senin emrindeki polisler sağlıklı bir soruşturma yapabilir mi? Bunu da kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Şimdi gelelim bugün verdiğim soru önergesine. Bu soru önergesinde daha önce söylediğimiz sınav iptal edilsin, 1 milyon 400 bin sınava girenden yeni sınavda ücret alınmasın dedik. Bunu kabul ettiler. Peki bu sınav herkesin bulunduğu şehirde yapılmadı. Herkesin bulunduğu ilçede yapılmadı. Sadece sınav ücreti vermedi sınava girenler. Yol parası verdi, kimi uçak parası verdi, kimi otobüs parası verdi, kimi özel otomobile gitti, yakıt parası verdi. Bir de bir gün önce gidip otel parası verenler var. Bizim çağrımız ikiliydi. Bir, sınav parası alınmasın, iki, yapılan masraflar devlet tarafından karşılansın diye. Bu da sağlanması lazım. Birinci soru şu. 7 İklim Akademi ile işbirliği yapan Eğitim Birsen Şube Başkanlığı yapmış olan Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM Başkanı yapılması etik midir? Çok net. Yeni atanan ÖSYM Başkanlığı'nın Eğitim Birsen İstanbul 8 No'lu Şube'nin kurucu başkanlığı yaptığı doğrudur. Onu göreve atamak etik midir? İki, Eğitim Birsen'in 7 İklim Akademi ile işbirliği yaptığı yönetici seçme sınavı soruları incelenecek midir? Bu arada şunu da söyleyeyim. Biraz önce aldığım bir bilgi, Eğitim Birsen
uzman öğretmenlik sınavına girecek olan üyelerine çıkması ihtimal deneme soruları gönderdi WhatsApp'tan. Bu bilgi sağlam bir bilgi. Eğitim Birsen bunu neye güvenerek yapıyor? Üyesi ÖSYM Başkanı oldu. Milli Eğitim Bakanı hala koltukta devam ediyor. 19 Kasım'da yapılacak uzmanlık sınavına girecek üyelerine ve yandaşlarına soruyu şimdiden gönderiyor. Bu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer o koltukta oturduğu müddetçe yapılacak olan tüm sınavlar şaibelidir. Uzman öğretmenlik sınavı da yapılamaz. Bu konuya da Cumhurbaşkanlığı'nın dikkatini çekerek duyarlı olmaya davet ediyorum. 3. 2022 KPSS hangi illerde yapılmıştır? 4. Kaç salon kullanılmıştır? 5. Gözetmenler de dahil sınavda kaç kişi görevlendirilmiştir? 6. Sınavda görev alan kişilere kaç lira para ödenmiştir? 7. Kaç soru kitapçığı basılmıştır? 8. Soru kitapçıklarının toplam maliyeti kaç lira olmuştur? 9. Sınavın toplam maliyeti kaç liradır? 10. İptal edilen sınavın maliyeti sorumlulardan talep edilecek midir? 11. Sınava yeniden girecek adayların yeniden yapacakları yol, konaklama ve benzeri masrafları karşılanacak mıdır? 12. Soruların satıldığı iddiaları araştırılacak mıdır? 13. 2022 KPSS kitapçık sorularını hazırlayan komisyon üyeleri ile 7 iklim yayın evinin kitapçıklarını hazırlayan kişiler aynı kişiler midir? İlişkileri araştırılacak mı? Bunu bugün CİMER ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla soru olarak sordum. Kamuoyuna da sizin aracılığınızla bu soruları duyuruyorum. Buradan Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a da bir çağrım var. Milletvekilinin yazılı soru önergesine ilgili kurumlar, bakanlar 15 gün içerisinde yanıt vermek zorundadır. Bu sorular 15 günü beklemeden, kamuoyunun bu kadar dikkatini çeken bir konuda 15 günü beklemeden yanıtlanması için Sayın Şentop seni göreve davet ediyorum. Nasıl ki Cumhurbaşkanını göreve davet ettik, aynı gün içerisinde işlemler başlattı. Şimdi bu parlamentonun güvenilirliğini, milletvekillerinin saygınlığını koruma görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak sizdedir. Sizi göreve davet ediyorum. Bu çağrıyı soru önergesiyle yaptım ama bununla yetinmeyeceğim. Tıpkı 2 Ağustos günü Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımı ilan edip 3 Ağustos'ta ilk suç duyurusunda bulunduğumuz gibi bu konuda sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Maddi ve manevi tazminat davası açma gerekçem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesiyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletim zarara uğratılmıştır. Bununla ilgili dava açacağım. Burada KPSS'ye girmiş, maddi ve manevi zarara uğramış olan tüm yurttaşlara da çağrım şudur. Siz de beklemeyin. Bulunduğunuz yerde uğradığınız haksızlığın giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açın. Eğer hakkımızı aramazsak hiç kimse bize durduğumuz yerde hak ettiğimiz hakkımızı vermez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olarak bir eğitimci olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Mahmut Özer konuşuncaya kadar ve Mahmut Özer görevden alıncaya kadar bu çağrımı tekrar edeceğim. Görevden alınan ÖSYM Başkanı Sayın Halis Aygün, eğer gerçekten itibar suikastına uğradığını düşünüyorsan şimdi konuş. Bugün konuşmazsan bir ay sonra konuştuğunda hiçbir anlamı olmayacak. ÖSYM'de çalışan 432 personele de çağırın. Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletini seviyorsanız, bu ülkenin vatandaşıysanız bildiğiniz ne varsa konuşun. Çünkü biz biliyoruz ki
bu sınav soruları 7 iklim yayın evinin sorularını hazırlayanlarla aynıdır. Yoksa soru sırasıyla sorunun her şeyi aynı olması mümkün değildir. Ben bu konunun takipçisi olacağım. Kamuoyu bu konunun takipçisidir. Basın dünyası da bu konuda hassas davranmak zorundadır. Artık gün bir siyasi fikir takip günü değildir. Hiç kimse mevcut siyasal iktidara yaranacağım diye bu olayın topluma ulaşmasının önünde engel olmamalıdır. Taraflı tarafsız tüm basın kuruluşları bu soruları sormaya devam etmelidir diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Teşekkürler.